Merhaba arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu demoda sizlere SX markasından SSD 57 modeli hakkında bilgiler vereceğim. SX sitemizde yeni bir marka. Uzun zamandır tanıtımlarını yapmak istiyordum ve en sonunda bir başlangıç yaptık. En fiyatı uygun erişebilir modeliyle başlamak istedim. Eskiden biliyorsunuz arkadaşlar, aslında onu hala devam ettiriyorum. Bir ucuz ürün, bir pahalı ürün, bir markaya ait ürünlerden bu şekilde tanıtıyordum. Sonra birazcık sistem karıştı ama sonra tekrar toparlamaya başlıyorum. Açıkçası ilerleyen tarihlerde de daha düzenli ve verimli bir hale gelecek. Gelelim arkadaşlar SX'e. Bu arada gitarın özelliklerine başlamadan önce sevgili Zafer Türüç hocamız bizlerle olacak. Şu an kamera arkasında yakın çekim o yapıyor. Birazdan da buraya gelip güzel tuşesini ve melodilerini dinleyeceğiz. Ona da burada hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gelelim arkadaşlar gitarın özelliklerine. Fiyatına göre oldukça güzel bir yapısı var. Onu söylemek istiyorum. Yani görsel olarak çok başarılı. Biz bayağı beğendik. Açıkçası onu söylemek istiyorum. Pahalı gitarlar gibi duran, özellikle çok hoş duran ve ince yapılmış bir sap yapısı var. Birazdan o özelliklerine de geleceğim. SX'in sayfasındayız arkadaşlar. Özellik olarak şöyle bakalım hemen bir kez daha. Özellik olarak bize neler verilmiş? Gövdede Solid Elder demiş arkadaşlar. Yani tek parça bir kızılağaçtan bahsetmişler. Solid biliyorsunuz arkadaşlar, artık bu terimleri hepiniz aşinasınız. Ama tabii renginden dolayı biz o ağacın o yapısını göremiyoruz. Siyah bir rengi var. 4 tane renkle üretiliyormuş. 2 ton Sunburst, siyah, kendi Apple Red ve Vintage White şeklinde 4 tane renkle geliyor. Şöyle ön tarafına baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi eskitme görünümlü notlar var. Yani aged white diyebiliriz. Yani birçok gitarda bu renkle adlandırılıyor ama belki hani SX farklı bir renk vermiş olabilir ama biz bu rengin ne olduğunu sitesinde göremediğimiz için ben bu şekilde adlandırıyorum. Yani zaten siz de artık bu tabirleri ve renkleri hepiniz aşinasınız internet ortamından. İlk defa izleyen arkadaşlar olabileceğini düşünerek switch pozisyonun ve manyetiklerin nasıl bir kombinasyonla çalıştığını anlatmak istiyorum. Strat gitarlar için, yani kasa gitarlar için en alt switch pozisyonunda köprü manyetiğimiz, bir üst nalında her iki manyetimiz beraber çalışıyor. Üçüncü, yani orta switch pozisyonunda orta manyetiğimiz, dördüncü switch pozisyonunda orta ve sap manyetiği beraber. Son switch, yani beşinci switch pozisyonunda da sadece sap manyetiğimiz çalışıyor. Her manyetikler için genel bir ses seviyemiz var ve manyetiklerin tonunu bu iki düğmeden ayarlıyoruz farklı şekilde. Ton düğmesi neydi arkadaşlar? Tizden basa kadar olan frekans aralığını ayarlamanızı sağlıyordu. Bu da yine ince detaylar arasındadır. Dipnot olarak size gelsin. 6 vidalı vintage köprümüz var. Yine kolla zaten Zafer Turcu hocamız bazı örnekler verecek bize. Görmüş olduğunuz gibi beyaz bir pickguardımız. Siyah beyaz. Biraz David Gilmour'un gitarına benziyor arkadaşlar görüntü olarak. Gelelim sap kısmına. 21 perde olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok pahalı gitarlara benzeyen bir sap yapısı var. Özellikle arka tarafındaki renk gerçekten böyle birazcık hani can alıcı diyebilirim. Şuradaki görmüş olduğunuz gibi akça ağacın görüntüsü cila ile birleşince üstüne de bir hafif böyle koyu bir cila atmışlar arkadaşlar. O da yine farklı gözüküyor. Sapın ön tarafı da yine cilalı. Tabi her zaman söylüyoruz işte mat gitarlar daha hassas dokulu. İşte cilalı gitarlar biraz daha zor mu çalınır? Hayır, böyle bir şey yok. Bu gitar oldukça rahat çalınıyor. Onu bilmenizi istiyorum. Çünkü cilanın da farklı türleri var. İşte ince attıkları veya kalın attıkları şekilde düşünebilirsiniz. Birazcık hani daha anlatılabilir bir halde söylemeye çalışıyorum. Gelelim sap arkasına. Bakın burada da yine krom aksam ve vintage stil akort burgularımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Yine sapın ön tarafında logosu. Hocamdan da onay alıyorum bir taraftan görüntüye. Ve burada da handmade custom yazısını görebiliyorsunuz. Gerçekten uygun ve hesaplı bir ürün. Hani başlangıç seviyesini ben şu şekilde adlandırıyorum. Benim kendi mantığım, kendi yorumlamam. Daha ulaşılabilir seviyede fiyatlara sahip olan gitarları ben başlangıç gitarları olarak adlandırıyorum ama kullanım olarak yani illa yeni başlayan birisinin alıp çalması gerekmiyor açıkçası. Siz istediğiniz gibi alıp sahnede kullanabilirsiniz, kayıtta kullanabilirsiniz. Hani bunun bir sınırı yok. Bunu lütfen bu şekilde de bir genel hale, genel bir şablona ben sokma taraftarı değilim açıkçası. O şekilde hiç düşünmüyorum. Yoksa hani örnekleri de var. Gördüğüm de oldu. Çok fiyatı daha düşük gitarlarla sahne alan insanları da gördüm. Farklı işler çıkaran insanları gördüm. Hani bu tamamen zevk ve duyum meselesi. O yüzden hani ben bazen sorular geliyor bu şekilde. Yani kalıplara sokulması taraftarı değilim. Onu da kendi görüşüm olarak sizlere açıklamak istedim. Çünkü özellikle bana çok soruyorsunuz. İşte şu gitar nasıl, bu gitar alınır mı, şunun hakkında böyle fikir söylüyorlar vesaire. Hani biz de elimizden geldiğince size bir standart oluşturup anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden bunlardan biraz fikir üreterek, biraz da kendi mantığınızı düşünerek yorumlamanız sizin seçimlerinizi daha başarılı olmanızı sağlayacaktır.
nasıl bir yol izleyeceğiz tanıtımda? Fender süpersonik kafa kabini kullanacağız. Tabii bu konuda da bizi eleştiriyorsunuz bazen. Ya işte gitarın 10 katı kadar daha pahalı bir amfi kullanıyorsunuz vesaire. Evet, ben bir standart yaratmaya çalışıyorum. Bunu da her zaman söyledim. Size gitarın en verimli halinde nasıl duyulacağını gösteriyorum. Tabii ki ilerleyen tarihlerde farklı setup videolarımız olacak. Daha uygun amfiler, daha uygun gitarlarla beraber karıştıracağız. 2015'teki eskiden yarım kalan projemizi bu yıl daha yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Onu da bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Fender süpersonik amfi ve kabinin önünde Sennheiser Evolution mikrofonumuz olacak. Şimdi ben kalkıyorum, kamera arkasına geçiyorum. Zafer Turiçeri kamera önüne geçiyor. Bakalım nerede olacak. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gitarla ilgili ben de bir fikrimi söylemek istiyorum. Emrah bayağı ayrıntılı bahsetti gitardan. Başlangıç gitarı diyor. Bana o çok ilginç geliyor aslında. Şimdi kendi zamanıma göre başlangıç gitarlarıyla bu gitarların hiçbir ilgisi yok bir kere. Yani benim başladığım zamanki gitarlar başlangıç gitarları diyeyim daha doğrusu. Bununla yakından uzaktan alakası yok. Yani bu gerçekten güzel bir gitar. Yani alıp çalabileceğiniz bir gitar sahnede. Ben şu anda bu gitarı alıp sahnede çalarım. Öyle söyleyeyim yani. Birkaç ufak ayar yaparım ama çalarım rahatlıkla. Fiyatına göre gayet güzel bir gitar olduğunu söylemem lazım. Eskiden ilk önce görüntü işini hallettiler. Görüntüsü güzeldi bu başlangıç gitarların. Çalımı biraz rahatsızdı. Şimdi onu da halletmişler artık. Yani hem görüntü güzel hem çalımı gayet güzel olduğunu söylemem lazım. Klavye takip edenler bilir, ben klavye takıntılı bir adamım. Klavyesi çok rahat, sapı çok rahat gitarın. Çok hoşuma gitti. Onun dışında söyleyecek çok da fazla bir şey kalmadı. Emrah zaten anlattı. 3 single manyetimiz var. Şimdi bu ses örneklerini vereceğiz. Tabii ki her zamanki gibi clean ile başlayacağız. Daha sonra gain kanalımızda, drive kanalımıza geçip örneklerimizi vermeye çalışacağız. Azıcık reverb'ümüz açık. Böyle bir ufak bir tat gelsin diye açtık onu. Bilginiz olsun. Orta pozisyonda, yani köprüde orta manyetimizi kullanıyoruz. Orta manyetteyiz. Orta ve sap manyetindeyiz. Sap manyetindeyiz. Köprü manyetimizi aldık. Drive kanalımıza geçiyoruz arkadaşlar. Thank you.
orta ve hesap manyet, orta ve köprü manyetindeyiz, pardon. Orta manyetikteyiz. Sap manyetin, pardon, düzeltiyorum. Orta ve sap manyetindeyiz. Evet arkadaşlar, ses örneklerimizi de verdik. Gitarla ilgili merak ettiğiniz herhangi bir şey, ne olursa olsun, info@gitarteknikleri.com'a mail atabilirsiniz. Facebook sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Ya da videonun direkt altına yorum yazarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Görüşmek üzere.